Bunu az önce tekrar ilaçlama yapıldı da burada unuttuk. En azından ben unuttum. Ee, hani sadece farkındalık e, yaratmak, mesaj vermek için değil de hakikaten unuttum. Şundan unuttum. Bu gündeme yetişmek efendim hiç kolay değil. <laughs> hani her saniye açıyorum, o da olmuş, bu da olmuş. Şimdi ben bir bölümünü vermiştim e, Bahçeli'nin grup konuşmasındaki sözlerine devamıyla e, ikinci bölüme başlayalım. Efendim, MHP lideri Bahçeli dedi ki, biliyorsunuz zaten HDP'ye bir saniye bile tahammülümüz kalmamış, kalmadı. E, Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyorum demişti. Yetmemiş efendim. Türk Tabipler Birliği'nin de kapatılmasını istiyor. E, herhalde e, zaten epeydir sataşıyor. Yakında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atansın da diyebilir. Yani bu bu kadar net bir cümle de e, duyabiliriz ondan. E, Bahçeli e, nasıl diyelim e, yola çıktı. Yola çıktı. Değil mi? Öyle diyebiliriz. Evet öyle gözüktü. O kapatılsın, bu kapatılsın. Şunu e, fişe takalım. Bunu fişten çekelim. Yani kayyum seçim yaklaştıkça getirelim. Yaklaştıkça sanki e, bu tip mesajların sayısı dozu artacak gibi korkarım. Evet. Tersi biz içeride böyle ha gerilimden gerilimden neler yaşayacağız kim bilir şu an bile öyle bakın bu ülkenin cumhurbaşkanı kendisine dair iki çift laf edenden köpekler diye söz edip Kılıçdaroğlu'na köpeklerine sustur havlamasınlar dedi hani daha bunun zirvesi olur mu olur göreceğiz. Dışarıda dediğim gibi Ermenistan'la iyiyiz, çok yakında Rusya'ya gidecek Erdoğan falan değil mi? Bu arada enteresan bir başka soğukluk gideren bir buluşma gerçekleşti. Amerika ve Rusya e, diplomatları, e, dışişleri bakanları, yardımcıları ve çok geniş heyetlerle Cenevre'de buluştu efendim. Tarafsız bir bölge olarak Cenevre'de buluştu. 7 saat sürdü toplantı, 7 saatte. Ee, olayın soğuk savaşa hatta sonrasında bir kıvılcımla sıcak savaşa dönüşme ihtimali olmasın diye masaya pek çok sorun yaratıldı. Ama elbette birinci madde Ukrayna'ydı. Ukrayna konusunda gerilim devam ediyor. O buluşmada, Cenevre'deki buluşmada e, bir gazeteci Biden'a Beyaz Saray'a böyle helikopterle gelip gider ya e, başkanlar başkanlar e, Sormuş bir gazeteci tersten. Russia Talks diye soruyor gazeteci yazmış kağıda. Rusya görüşmelerinden ne haber diyor özetle yani. Biden gördü mü bilmiyorum ama yanıt vermedi. Ama şunu biliyoruz. Cenevredeki görüşmelerde Ukrayna konusunda bir noktada buluşulamadı. Bir uzlaşma sağlanamadı. Olsun diyeceğim ama ol Türkiye'yi de... Çok yakında ilgilendiriyor. Şimdi e, o reklam arasında karşıma çıkan bir başka e, not. Bu gece efendim yine yine yeniden diye bir e, şarkısı vardı Nilüfer'in çok severdim. Yine yeniden zam geliyor evlerden ırak. Otogaza bu sefer 30 kuruş zam bekleniyor bu gece yarısı. Bir de şey çok güzel hani öğreniyoruz önceden. Bekleyin hazır olun diyoruz. Hadi herkes benzin istasyonlarına aman motorun aman benzin ne işe yarıyorsa habire e, zamlanıp duruyoruz e, Nilüfer'in şarkısı deyince aklıma geldi bir de Ajda Pekkan'ı kulaklarına atmıştık kimler geldi kimler geçti e, diye bir şarkısı vardı e, hiçbir seni kadar sevilmedi diye e, bahçeli e, hakikaten kimleri kimleri geçiriyor elekten Kimleri kimleri? HDP, Türk Tabipler Birliği, Halk TV'ye kızacak. Şimdi zaten kızıyor. Çok kızıyor Halk TV'ye. Bize tekrar kızacak. Bir şeyler, özellikle bir yardımcısı var. Genç bir basın sözcüsü gibi bir çocuk var. Bana neler söylüyor? Yaşımdan başlayarak. Olur öyle şeyler. Alıştık bunlara. Ama belli ki ısınacak gündem. Gerçekten çok ısınacak. Amerika ile Rusya efendim ısınır, ilişkileri ısınır, yumuşar. Biz aa, ne bekliyorsunuz bu süreçte hakikaten? Nereye gidiyor, ne olacak? Yani bir anda zamlar, bir anda bütün bunlar ekonomiyi düzeltemedikçe alacak başını gidecek herhalde bu e, türbülans. Evet yani ekonomi daha kötüye gidecek. Enflasyon şimdi %36 resmi enflasyon o da. Yani bütün ciddi araştırma kuruluşlarının, analistlerin beklentisi %50'nin üzerine çıkması ve ta bu senenin sonuna kadar oralarda kalması yönünde. Yani hani şimdiki enflasyonun üzerinde bir 20 puan daha eklendiğini düşünelim. Yani fiyatlar artacak. Fiyatlar artış, arttıkça seçmen tabanı iktidar partisine eriyecek. Çünkü yani bu son işte düşüş AKP'nin oylarındaki çok açık ki ekonomideki problemlerle yani enflasyon, işsizlikle alakalı. Şimdi enflasyon daha da artması seçmen tabanındaki erimenin sürmesi demek. Bu bence iktidardaki yani siyasi parti e, e, yani siyasi iktidarın tepesindeki paniği arttıracak. Yani bu çünkü seçimde kaybediyoruz mesajının giderek güçlenmesi anlamına gelecek. Anketlerden enflasyon artacak. Enflasyon eee iktidar partisinin oylarına yansıyacak. İktidar partisinin oyları yastıkça iktidar partisinin zirvesindeki panik artacak. Şimdi tabii bu iyi bir şey değil. Şu açıdan iyi bir şey değil. Panik arttıkça bunu sertlik ile biz vatandaşlar Karşımızda çok büyük olasılıkla göreceğiz çünkü hani geçmişten de biliyoruz eli rahat olduğunda daha rahat oluyor Cumhurbaşkanı veya işte geçmiş dönemlerde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ama şimdi eski Türkiye artık bugün yok yani bugün çok zor koşullarda Türkiye seçime gidiyor hem biz halk olarak da çok zor koşullarda gidiyoruz hakikaten. E çarşı pazarda yangın var ve yani Süleyman Demirel eski başbakan ve cumhurbaşkanının sözü ortada. Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Ve tencere şu anda boş. Ve gittikçe de boşalıyor. Yani insanlar sahiden şu anda Türkiye'de çok ciddi bir geçim darlığı problemi var. Yani şu son asgari ücrete yaptıkları zam da işte hemen eriyecek. Eriyor. E bu da fakat değil, eridi bile. Eridi hafta. bile. Evet. Bir miktarı zaten yani, eridi. Ocak ilk haftası götürdü. Evet. Evet bu da fakat işte benim tahminim şeyde yani hem AKP tarafında hem de zımni ortak diyelim MHP tarafında mesajların sertlik derecesinin artması anlamına gelecek. Onlar sert mesajlar verdiklerinde sokağa nasıl yansıdığını da biliyoruz. Yani son bir sene iki senede yaşanan olaylardan hani liderler konuş sert konuştuğunda onun sonuçları oluyor. Bu Türkiye Türk demokrasisi için hiç hayırlı bir durum değil. Açıkçası yani bu sertlikte nasıl Türkiye seçime varabilecek, nasıl hani kazasız belasız seçimi ve hani iktidar değişikliğini şu anki anketlere bakarak söylüyorum İktidar değişikliğini kazasız belasız sağlayabileceğiz. Yani insan karamsar yani imsar olmak istiyor ama bütün hani veriler hem ekonomik hem siyasi veriler insanı karamsar olmaya itiyor. Şimdi Aşe bakın benim. ben e, ekrana getirmek istemiyorum. Ee, anlayacağınız, tahmin edeceğiniz e, nedenlerle anlatınca anlayacağınız. Şimdi kafasına sarık geçiren, işte tak bir şeyler e, üzerine şal atan, yani kendisine e, bir güya şey, hoca e, nasıl oluyorsa, süsü veren kişiler çıkıyorlar, gene kendilerince fetvalar veriyorlar. Bir tanesi mesela en son e, sabahleyin programı hazırlarken... E, yönetmenim Dersu Can Yavaş'la da konuştuk. E, diyor ki... eğer diyor... hani... döviz bulundurmak zaten haram da... ama diyor bulundurulabilir. Yalnız diyor... E, eğer diyor başkan... boz derse onu bozacaksın diyor. Tabii diyor arkasından. Bunu diyor bu başkan için söylüyorum diyor. Hani bir başkası gelirse onun dediği geçersiz illa Erdoğan için. Dahası şimdi böyle e, yüzlerce e, algı operatörünü diyelim salmışlar belli ki Çayır'a, Mevlam Kayır'a. Anlatıyorlar bunlar. O günah, bu günah, o sevap, bu sevap. Her şey yol ama Saray'a ve Erdoğan'a çıkıyor o ayrı. Dahası şimdi e, iki cümleyi bir araya getirmekten aciz. ...bir takım kerameti kendinden menkul isimleri bir kenara bırakalım. Bir beyefendi. Profesör Yaşar Hacı Salih oğlu, değil mi? Şimdi bu beyefendi bir üniversitenin rektörü. Üniversitenin adını vermeyeceğim. Çünkü sonraki sözlerim biraz üniversiteyi de töhmet altında bırakıyor olabilir... Ama yanı sıra şu nedenle vermeyeceğim. Hani biz mesela içecekten söz ederken marka veremiyoruz ya. Aslında üniversiteden bahsederken de söylememek lazım. Çünkü bunlar birer tekstil atölyesi gibi, firma gibi. Üniversiteler ticarethane olmadı mı? Barış Soydan siz evet. daha iyi bilirsiniz. Evet yani şu anki durum öyle hani son yıllarda açıkçası ben kendi adıma verilen profesörlük, doçentlik ünvanlarından da şahsen yani büyük kuşku duyuyorum. Yani bu bir iktidar değişikliği sonrasında o konuda da en azından bir akademik inceleme yapılsa sanki iyi olur verilen tezlere Bir de bu kadar falan. üniversiteyle övünüyor Erdoğan. Çocuklar e, diplomalı diplomada işsiz sırasına giriyorlar. Bir ikincisi hocası olmayan, öğretim üyesi olmayan üniversiteler var. Apartman üniversiteleri. Niye peki pıtrak gibi? Çünkü kazanç